Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'nin yükselen yıldızı TV 42 ekranlarına ve stüdyoda konuşalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her daim olduğu gibi öncelikle iman, emniyet, sağlık, afiyet, bolluk, bereket, şeref, izzet, idrak ve velayet temenni ederiz Yüce Yaradan'dan. Değerli zaman, kıymetli zaman, yeryüzü zamanı, yaşamın kendisi. Hepimiz aynı şekilde yaşamaya, onun bize verdiği şekilde yaşamaya, en doğru yaşamaya, en güzel şekilde yaşamaya, verilen görevlerimizi en güzel şekilde yapabilme amacıyla yaşamaya ve insanca yaşamaya çaba gösterirken, hepimizin telaşlarının arasında vazgeçilmez olanı, evet, sağlık ve afiyeti bir kez daha sizlere ve bizlere versin temennisiyle efendim. Kıymetli konuğum stüdyoda sizlerle buluşmak için bekliyorlar efendim. Sizler orada hazırsanız eğer kıymetli izleyicilerimiz, hep birlikte kendisine hoş geldin demek ve bu güzel canlı yayında sizlerin evlerine, gözlerine ve gönüllerine konuk etmek isteriz bu güzel ekranlardan. Evet, TV 42 ekranlarında stüdyoda konuşalım. Aynı anda ekranlarımızla birlikte sosyal medya sayfamızda da canlı yayında şu dakikadan itibaren sizlerle birlikte ve buluştuğumuz bu dakikadan itibaren de efendim o güzel gözleriniz bizden eksik olmadığını bildiğimiz için en büyük teşekkür size gönderiyor ve konuğumuza hep birlikte merhaba demek istiyoruz. Efendim konuğumuz Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Sayın Kenan Akbey Efendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevim. Sefa getirdiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ayağınızın tozuyla hem Konya'daki koşuşturmaların, telaşın arasında, evet, hem de Türkiye'deki tüm çalışmaların arasında Konya'da oluşunuzda bize de zaman ayırdınız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza, gönlünüze, emeklerinize sağlık diyoruz. Şehrimize hoş geldiniz, stüdyomuza hoş geldiniz, programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Kanal 42 ailesinin içerisinde bulunmaktan ve vaktinizi bize ayırdığınız için size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Sağ olun, var olun. Diyanet Birlik Sen ailesi olarak mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Böyle küçücük bir telaşla başladık. Evet. Helalleştik kamera arkasında ama evet, bugün yayına böyle hızlıca girmek durumunda kaldık. Nasılsınızı bile soramadım efendim. İyi gördük, iyi çok görünüyorsunuz. Şükür. Çok şükür. Elhamdülillah, eksik olmayınız. Allah şimdi razı. Diyanet Birlik Sen'i anlatacağız. Sizin kıymetli cümlelerinizle tanıtacağız değerli izleyicilerimize. Ancak onun öncesinde Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Sayın Kenan Ak kimdir diye rica etsek, sizi sizden bir dinlesek efendim. Tabii ki. Öncelikle programımız hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim. Bizi izleyen öncelikle teşkilatımız mensuplarına, Diyanet Birlik Sen ailesine ve ekran başında Diyanet çalışanlarının sorunlarını dile getireceğimiz bu programı izleyen meslektaşlarımıza öncelikle programımız hayırlı olsun diyorum. Amin inşallah. Güzel karşıladınız. Allah sizden razı olsun. Tabii Kenan Ak 3 gün önce 60 yaşını kutlamış. 60 yaşına girmiş. 40 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan Tokat Erbağlı, mesleğe imam hatiplikle başlamış, hı hı, bir abinizim. Tabii sendikal faaliyetlerin içerisinde sendikalara kanuni hak verildiği günden itibaren sendikaların içerisinde görev aldım. Profesyonel olarak sendikal çalışmalarımız oldu. Hayatımız oldu ve şu anda Diyanet Birlik Sen Sendikası'nın genel başkanlık görevini yürütüyorum. Konya'dayız. Konya teşkilatımızı güçlendirmek için buradayız. Ve Konya'da her gittiğimiz yerde sizin gibi güler yüzle karşılandık. Çok abi teşekkür olsun ediyoruz. Allah razı olsun Konyalı meslektaşlarımızdan, sizden de.
Kenan Ak şimdilik bu kadar. Hayırlı güzel ömürler temenni ediyorum. Allah razı olsun. Sağlık, sıhhat, afiyet, mutlulukla, bereketle de olsun. Çok teşekkür ederim. Sevdiklerinizle birlikte olsun temennisiyle Sayın Başkanım. İşte ömür böyle, dediğimiz gibi yayının başında yaşam böyle akıp gidiyor. Ama hepimizin en büyük gayesi, en büyük derdi, telaşı bize verdiği bu yaşamı, bu hayatı, bize verdiği görevi, bize verdiği yol ve yolculuğu en güzel şekilde yaşamak, yaşatmak, paylaşmak, evet, ve gittiğimizde de gönül huzuruyla o huzurda olabilmek. Siz de bu nedenle dir ki efendim, sadece bir görevdaş, bir meslek, bir mesleki kuruluşta bir çalışan olarak kalmayıp dertlerle dertlenmek, zorlukları paylaşmak, başarıyı daha ileriye aktarabilmek, olanı daha güzel hale getirmek için işte taşın altına elinizi koymuşsunuz. Evet. İyi etmişsiniz efendim. Kolay gelsin. Hiç çok, kolay değildir aslında. Çok teşekkür ederim. Evet. Kolay gelsin diyoruz efendim. Şimdi hemen burada konu başlıklarımız var. Hem sizin belirlediğiniz konu başlıkları var. Benim de size sormak istediklerim var. Hiç eksilmeden onlarla birlikte efendim programı başlatmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hizmet konulu başlıklar kolunda kurulan sendikalardan bir tanesi Diyanet Birliksen. Diyanet Birliksen neden kuruldu? Kuruluş hikayesi nedir? Bunları da merak ederiz. Sizden dinlemek isteriz. Buyursunlar. Tabii ki. Tabii öncelikle Diyanet Birliksen'den önce hizmet kolunda görev yaptığımız, sendikal faaliyet yürüttüğümüz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kısaca bahsetmemiz lazım. Buyurun lütfen. 3 Mart 1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade tarafından kurulmuş ve milletimizin gönlünde nadide bir yer edinmiş, olmazsa olmazımız Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu olmaktan şeref duyuyoruz. Öncelikle bunu ifade edeyim. Yani yine ben görev almak istesem, yani 40 yıl öncesini düşünerek, nerede görev almak istiyorsunuz deseler, yine Diyanet İşleri Başkanlığı, yine Diyanet İşleri Başkanlığı, yine Diyanet İşleri Başkanlığı derim. Çünkü hem din hizmeti sunan, hem insanları, toplumu dini konuda irşad etmek için çaba sarf eden, faaliyet yürüten, insanlara güzellikleri, iyilikleri anlatan, topluma faydalı insan olması için çaba sarf eden, gecesini gündüzüne katarak herhangi bir maddi, manevi, maddi bir karşılık beklemeden, yüksünmeden görev yapan din görevlisi olmak gerçekten çok önemli bir görev. Bunun için tabii Diyanet mensubu olmak bizim için büyük bir şereftir diyoruz. Tabii biz bu sendikayı kurarak Diyanet'in önceliklerini de, sunduğu hizmet alanındaki önceliklerini de sendikal öncelik yaparak sendikal faaliyet yürütüyoruz. Yani Diyanet'in hizmet kolu dini konuda toplumu aydınlatmak olduğu için, evet, o kuruma yakışır, din hizmetine yakışır, örnek alan, örnek alınan ahlaklı bir sendikal faaliyeti yürütmek de bizim görevimiz. Tam da onu diyecektim. Yani sıradan bir sendikal anlayış değil, din hizmetine yakışır, evet, örnek alınan bir sendikal faaliyet. Bu da o mihvalde olacak, o yolda, o statüde ve o disiplinde olacak. Evet, o disiplinde olacak. Bunun dışındaki adına sendikacılık dedikleri herhangi bir cümleyi, herhangi bir faaliyeti asla kabul etmiyoruz. Evet. Sendikacılık, Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerinde şöyle ifade ediliyor: Halık'ın namütenahi adı var, en başı hak, ne güzel şey insan için hakkı tutup kaldırmak diyor. Evet. İşte sendikacılık gerçek anlamda hakkı tutup kaldırmaktır. Diyanet Birliksen'in sendikal anlayışı hakkı tutup kaldırmak üzerine kurulmuştur. Bunun için tabii bizim işimiz zor. Yani bu işi şova dönüştüren sendikalar var. Bu işten maddi anlamda nemalanan sendikaların yanında Diyanet Birliksen
ahlaklı sendikacılığı, örnek alınan sendikacılığı ve siyasetin dışında bir sendikal faaliyet yürütmeyi din görevlerine vaat ediyor. Evet. Kuruluş temamız bu. Sebila Hanım. Amacımız bu. Kuruluşumuz bu. Niyetimiz bu. Kuruluş temamız Diyanet Birlik Seni 2019'da kurarken siyasetin değil, Diyanet çalışanlarının sendikası. Anladım efendim. İşte din görevlerini bundan dolayı biz Diyanet Birlik Seni davet ediyoruz. Diyanet Birlik Seni tanımalarını istiyoruz. Evet. Bugün de elimiz erdiğince, vaktimiz süremiz yettiğince, dilimiz döndüğünce hem Diyanet Birlik Seni hem faaliyetlerini evet. Akabinde de ihtiyaçları genel olarak da özellikle de burada konu başlıklarımız içerisinde tabii. Diyanet çalışanlarının ihtiyaçlarını olmazsa olmazlarını aynen. Yerine göre zorluklarını yerine göre gereklerini konuşacağız efendim. Evet, Diyanet Birlik Sen böyle bir amaçla böyle bir gerekle ve ihtiyaçla kuruldu ve bu yolda da yolculuğunu aynı disiplinle sürdürmeye devam ediyor. Akraba mücadelesi bir taraftan da bu. Dediniz ki hakkı Mehmet Akif Ersoy gibi hakkı tutup kaldırmak. Ama hak aramak da böyle şey iğneyle kuyu kazmak kadar, iğne oyası kadar da hassas, evet. Naif bir iş. Engeller var mı? Varsa sendika olarak bu engellerin kaldırılması için hukuki girişimlerde bulunuyor musunuz? Bulunduğunuzda sonuçlara ulaşabiliyor musunuz? Evet, yeni konu başlığımız da bu efendim. Buyursunlar. Evet. Şimdi Sebila Hanım, ben mücadeleci bir insanım. Pes etmeyi hiç sevmem. Evet, azmi sever Allah. Azmi de severim, çalışmayı da severim. Evet. Ve bulunduğum her görevi de en güzel şekilde yapmaya gayret gösteririm. Çünkü Cenab-ı Allah güzeldir, güzel yapılan işleri sever buyuruyor. Tabii biz Diyanet Birlik Seni 2019 yılında kurduk. 25 kişiyle sendikayı kurduk. Sendikayı kurduktan sonra kısa bir süre sonra önümüze pandemi süreci evet. Geldi. Yani insanların dışarıya çıkamadığı, evine kapandığı bir dönemdi. Evet Sayın Başkan. Tam nokta atışı o. Yani isteseniz olmaz ama bunun da hayırlı yönleri olmuştur mutlaka. İlla ki. Tabii alana inemedik. Dolayısıyla 2020'nin sonuna kadar sendikal faaliyetlerde üyeleşme ve teşkilatlanma çalışmalarımız ağırdan gitti. Daha sonra tabii biz bu alanda Diyanet Birlik Seni kurduktan sonra ekibimiz de tecrübeli bir ekipti. Hı hı. Diyaneti tanıyan, mevzuatı bilen, sendikal mevzuata hakim arkadaşlardan oluşan bir ekip olunca ne güzel. Tabii aslında rakip sendika demek istemiyorum. Çünkü aynı hizmet kolunda beraberiz. Öyleyiz. Kardeş sendikalar diyelim. Öyle. Şimdi kardeş sendikalarımıza hemen bir hareket geliyor. Yani biz bunun önünü nasıl keseriz? Yani bunların geleceği parlak, teveccüh gösterilecek bir hareketle çıkıyorlar. Söylemleri güzel. Din görevlilerini tarafından albenisi var. Biz bunların önünü nasıl keseriz noktasında ne yazık ki yani Diyanet sendikaları arasında olmaması gereken şeylerle de tabii karşılaştık, karşılaşıyoruz. Ama burada da diyeceğiz ki olmaması gerekenler ama insanın olduğu yerde de oluyor işte diyeceğiz. Oluyor. Biz hoş göreceğiz Sayın Başkan. Hoş gördük. Biz zaten. Hoş göreceğiz. Şimdi biz her şeyi hoş görmeyi artık kendimize kabul ettik. Kabul ettik. Ama hak hukuk kısmında kişisel de amenna ama bir de aynen. Sizinle birlikte olan ve size gönül vermişlerin hakları var. Onun için de dediğiniz gibi çok güzel bahsettiniz. Ben mücadeleyi azmi severim, vazgeçmem. Orada da durmanız gerekiyor. Gerektiği noktada durur. Vurmanız gerektiği noktada herhalde elinizi masaya vurursunuz. Aynen. Gibi. Şimdi tabii biz bizim gibi Türkiye'de şu anda 186 tane sendika var. Bu 186 sendika yeni kurulmuş, hı hı. Teşkilatlanma aşamasında, hı hı. Üye sayısı 20 sene önce kurulan sendikalarla aynı değil. Yani ben 2019'da kurmuşum, önüme pandemi süreci gelmiş ve benim önüme şu andaki Türkiye'deki en büyük sendika, 1 milyon üyesi olan sendika toplu sözleşme masasında bir engel getirdi. Nedir bu? Nedir? Yeni kurulan sendikalara
kurumlarında en az %1 üyeyi kaydetme şartıyla sendika primi alabileceği ile ilgili bir sözleşme imzaladı hükümetle. Evet. Biz o dönem %1'in altında kaldık. Evet. Yetişemedik oraya. Dolayısıyla yaptığımız üyeler prim alamadığımız için üyeler yavaş yavaş başka sendikalara gitmeye başladı. Biz tabii Diyanet Birlik Sen olarak hukukun üstünlüğüne inanan da bir sendikayız. Süreci hukuka taşıdık, Danıştay'a taşıdık. Bu yapılanın hakka hukuka uymadığını, adalete uymadığını, prim alan memurunda, almayan memurunda devletin eşit şartlarda memur olduğunu, herhangi bir sendika üyeliğinden dolayı böyle bir şeyin gelmesinin mümkün olmayacağı gerekçeleriyle Danıştay'a dava açtık. Ve o 186 sendikanın büyük bir çoğunluğu aynı davayı açtı. Bilin bakalım kimin davası görüldü Danıştay'da? Kimin efendim? Diyanet Birlik Sen'in. Diyanet Birlik Sen'in. Ne güzel. Evet, Diyanet Birlik Sen'in davası görüldü ve karara bağlandı. Diyanet Birlik Sen %1'in 1 milyon üyesi olan memur senin karşısında %1'i iptal ettiren bir zafer kazandı. Doğru olanı çünkü. Doğru olanı yaptı. Hakça olanı bu hakça, çünkü. Evet, hakça olanı yaptı. Dolayısıyla o %1'in altında kalan sendikalar yeniden hayat buldular. Yollarına devam etmeye başladılar. Evet. Üye kaydetmeye, teşkilatlanmaya başladılar. Derken Sebil Hanım, yani yine bu arkadaşlarımız tabii bu %1'in iptalini kendilerine yediremeyince vazgeçmediler. 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 Bir öncekinde sadece memur sendi. Bu sefer kamu sendi de yanlarına aldılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıkardılar. Bu sefer %1 yetmedi, %2'yi getirdi. Biz yine tam o %2'nin sınırında kaldık. Yine %2'nin altında kalınca tam 14 ay bizim üyelerimiz 190 lira devletten aidat primi aldılar. Evet. %2'nin üzerindekiler 537 lira aldılar. Burada da bir ayrımcılık. Bir tekelleşme, bir haksızlık, bir hukuksuzluk. Yani bu memur sendikalarında evet. Tabii böyle olması onları büyütmedi. Onlara da yaramadı. Dolayısıyla bunu da Anayasa Mahkemesi'ne taşındı bu konu. Anayasa Mahkemesi 14 ay sonra %2'yi de iptal etti. Güzel haber. Süper. Yine olması gereken işte. %2'yi de iptal etti. Bilin bakalım başka ne yaptı? Ne yaptı? Şimdi biz 190 lira alıyorduk. Diğer arkadaşlarımız 537 alıyordu ya. Biz de 537 alacağız diye beklerken Anayasa Mahkemesi 537'yi de iptal etti. 190'a düşürdü. Ve devletin bütçesinden sendika üyelerine ödenen milyonlarca liralık prim şu anda devletin kasasında. Böyle de bir durum oldu. Evet. Tabii isterdik ki evet devlet sendikalara bu noktada prim verecekse hiçbir çalışanını ayrım yapmadan yapmasın. Burada kaviyiz. Herkese versin. 537'yi herkes alsın. Gönül bunu istiyordu. Ama Anayasa Mahkemesi bunun da kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle onu da, evet, onu da iptal etti. Ve biz %2 Şubat'ın 18'inde gerekçeli kararını açıkladı Anayasa Mahkemesi. Biz yıldırım hızıyla yeniden bir yükselişe geçtik. Diyanet Birliksel olarak. Üye sayımız hızlı bir şekilde artıyor. Ve Konya'da diğer illerde olduğu gibi Konya'da da üye artışımız var. Ve burada artık biz bir şube kurma çalışması yapmak üzere. İnşallah. Buraya geldik. Hayır, hayır olsun hayırla. Allah razı hayırlı olsun. Hayırlı olsun her şeyden. Çok önce. Teşekkür ederim. Hayırla başlasın, hayırla tamamlansın inşallah. Peki kaç tane ilde şubemiz şu var? Anda 60 tane ilde teşkilatlanmamız var. Burada bir kararımız daha var. Onu da unutmadan söyleyeyim. Yani %1 kararı Danıştay'dan kazanıldı. %2 Anayasa Mahkemesi'nden kazanıldı. Şimdi biz 14 ay 190 lira aldık, diğerleri 537 aldı ya. Ara fark var efendim. Aradaki farkı biz yine Danıştay'a götürmüştük. Evet. Bir ay önce onun da Ankara 6. İdare Mahkemesi'nden kararı çıktı. Onu da kazandık.
ve üyelerimizin mağduriyeti inşallah kısa zamanda o fark da ortadan kalkacak ve giderilecek. Bunu da buradan söylemiş olayım. Burada işte eşitlik öğretilmeye çalışıyor. Yani alacağın maddi hakkı ya da ara farkı alırken aslında sadece tek niyet maddiyat değil dediğiniz gibi. Yani manevi eşitliği sağlamak adına da, bir örneklik adına da, kesinlikle, olması gerekeni oldurmak adına da, aslında yapılan yanlışı düzeltmek adına her şeyden, tabii, önce. Değilse herkesin 3 kuruşun 5 kuruşun peşine de gitmek adına yapmıyor bunu. Ya da kesinlikle, Sayın Genel Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyelerinin asıl amacı, nihai hedefi de 3 kuruş 5 kuruş mevzu para değil. Mevzu para değil. Evet, burada yapılan ayrımcılık. Ayrımcılık dediğimiz gibi olması gerekeni oldurmak adına, tabii, siz taşın altına elinizi koydunuz. Bu, evet, çok kıymetli her şeyden önce. Evet, dolayısıyla bu sorunlar sizin elinizle, sizin el birliğinizle, çaba ve vazgeçme işinizle çözülmüş oldu. Allah'a çok gibi şükür gözüküyor. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Peki efendim, 140 bin tane burada personelimiz var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir sendikası, çalışanı var. Evet. Din görevlilerimizin ne gibi sıkıntıları var? Bu sıkıntıların çözümü noktasında Diyanet Birlik Sen olarak siz neler yapıyorsunuz? Yapabiliyorsunuz? Yapmayı hedefliyorsunuz? Çünkü sıkıntı dediğimizde, sorun dediğimizde mevcutlar vardır, dün vardır, bugün vardır, evet, gelecekte olacaklar vardır. Onların da bazen önünü kesmek gerekir. Yani yaşamışsınız, %1 insanın hiç aklına gelmez, %2 ile karşılaşmışsınız. Neler yapabiliyoruz, neler yapıyoruz bu konuda? Evet Sevil Hanım, yani Diyanet İşleri Başkanlığımız, işte dediğim gibi biraz önce, şu anda toplumu dini konuda aydınlatma görevi anayasal bir görev olarak, evet, Diyanet personeline verilmiş. Yaptıkları iş anayasal bir görev. Evet. Şimdi tabii bu görevi yapan arkadaşlarımızın tabii çalışma hayatıyla ilgili, çalışma şartlarında kimi zaman karşılaştıkları illaki sıkıntılar oluyor. İnsanın olduğu yerde sıkıntı bitmez dedik ya. Evet. Dolayısıyla kimi zaman anlayış farkından, kimi zaman idareden, kimi zaman siyasetten, kimi zaman da arkadaşlarımızın bulundukları camilerdeki derneklerden, dernek başkanlarından, muhtarlardan, hmm, sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi tabii bizim genç bir diyanet olarak artık gençleşiyoruz. Evet. Şimdi bizim hizmetlerimiz hem, yani hizmetlerimiz derken Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kastediyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı hem Diyaneti sevenler tarafından hem de Diyaneti sevmeyenler tarafından yaptığı hizmetler hep tartışılır. Evet. Toplumda Diyanet İşleri Başkanlığı'na veyahut da onun yaptığı hizmetlere veyahut da çalışanlarına, onun ortaya koyduğu gerçek anlamda göze batan güzel hizmetlere eğer bir şey söyleyecekse, sosyal medyada, şurada burada, insanlar bir şekilde şahısların üzerinden, kişilerin üzerinden veya onların yaptığı hatalar üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'na söz söyler. Evet. Tabii bunların karşısında da eksik arayacak olunca kolay. Eksik arıyorlar zaten. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı her Müslüman Türk vatandaşının koruması, kollaması gerekiyor. Yani kişilerin değil, aslında yaptığı hizmet anlamıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sahibi Cenab-ı Mevla'dır. Biz ona inanıyoruz. Biz de bu kurumun çalışanları olarak onu her türlü tenkitten, yapılan yanlışlar noktasındaki tenkitten veyahut da yapılan saldırılar, işte milli manevi değerlerimize çoğu zaman saldırılar yapılıyor. Diyanet Birlik Sen olarak tabii biz bunların da karşısında duruyoruz. Diğer sendikalarımız da aynı şekilde karşısında duruyor. Şimdi 140 bin personelin ünvanlarına baktığımızda cami görevlileri olarak imam hatipler var, müezzin kayımlar var. Evet. Kur'an kurslarında bugün sayıları 40 bini bulan hanım çalışanlarımız var. Kur'an kurs öğreticilerimiz var, müftü yardımcılarımız var, yeni destek personelimiz var, güvenlik personelimiz var, şehit yakını çalışanlarımız var. Yani çeşitlilik
Çok fazla. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da bayan çalışan sayısında ciddi bir artış var. Bunların tabii kendi çalışma hayatlarıyla ilgili, şartlarıyla ilgili sıkıntıları var. Şimdi din görevlileri bin bir zahmetle sınavlardan geçerek, zorlu sınavlardan geçerek, şimdi bir de akademimiz var. 8 ay orada da bir eğitim aldıktan sonra işte kura çektiği gidiyor. Örnek veriyorum, ben Tokatlıyım. Tokat'ın herhangi bir köyüne atanıyor. Evet. Şimdi bunun için en önemli şey ne? Barınabileceği, kafasını sokabileceği bir ev olması lazım. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımızın birçoğu ne yazık ki, yani çok özür dilerim, bazen hayvanların bile bulunamayacağı yerleri din görevlisine lojman olarak gösteriyorlar. Ben yaşadım. Ha. Yani siz de bu konuda demek ki canlı örneğim ben. Ha, canlı örneksiniz. Şimdi din görevlisinin lojman sorunu var. Evet. Barınma sorunu var. Barınma sorunu. Yani hadi lojmanı geçtik, işte o köyde, o yaylada, o kentte, o ilçede olmayabilir, barınacak yer yok. Yani görevli. Barınma sorunu var. Şimdi genç arkadaşımız köye imam olarak atandı. Bu arkadaşımız nişanlı, evlenecek, götüreceği ev olmadığı için evlenemiyor. Ya da evleniyor, hanımı bir yerde, kendi bir yerde, ya da eşi beyefendi bir yerde, aynı şey hanımlar için de geçerli. Tabii, beyler bir yerde. Evlilik var ama birliktelik bile mümkün olmuyor. Bak, en büyük sorunlardan, bak bizim kurumda da bu, en büyük sorunlardan bir tanesi eş durumunda ailelerin birleşmesiyle ilgili ciddi sıkıntı var. Maalesef. Şimdi hoca hanım sözleşmeli olarak bir köye atanıyor, bir merkeze atanıyor. Eşi, örnek veriyorum, Ankara'da farklı bir görevde. Bu iki memur kardeşimiz 3 yılını doldurmadan bir araya gelemiyorlar. Şimdi bir tane küçük çocukları var. Annesinin yanında mı kalacak, babasının yanında mı kalacak, başka birisi mi bakacak? Şimdi devletin, tabii kanun yapıcıların, yönetmelik yapıcıların bunları düşünerek yapması lazım. Burada şunu da ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız da son günlerde Türkiye'de doğurganlık oranının düştüğünden bahsediyor ya. Evet. İşte bu da bu konularda doğurganlık oranını düşüren sebeplerden bir tanesi. Evet. 3 sene 4 sene ailesinin yanına gelemeyen, evlenemeyen insan sadece bir çocukla kalıyor. Evet. Dolayısıyla devletin buna acil olarak çözüm bulması lazım. Örnekleri var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yetkililerine tabii buradan sesleneyim ben. Örnekleri var. Sağlık Bakanlığı mevzuatında değişiklik yaparak bir yıla düşürdü. Spor Bakanlığı yine bir yıla düşürdü. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir kolaylık sağlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu noktada bir kolaylık sağlamalı ve eş durumu tayinlerinde bu aileleri birleştirecek çözümler üretmelidir diyoruz ve bununla ilgili de Diyanet Birliksen sürekli bir kamuoyu oluşturma peşinde. Ve bununla ilgili de resmi yazımızı tabii yazdık. Evet. Lojman ya da barınma dedik. Bir ev bile bulamıyor. Dediniz ki çok acıydı. Hani ahıra benzer ya da ahırdan kötü yerlerde orada konaklayıp orada yaşayıp görevini yerine getirmeye, ifa etmeye çalışıyor dedik. Orada var mı ayrıntı iletmek istediğiniz? Orada ayrıntı evet var. Var. Birkaç tane daha madde var bu konuyla ilgili. Buyurun, söyleyeceğim. Ben. Şimdi lojman sorunu, bir de lojmanı olan yerlerde kira sorunu var. Evet. Yani şimdi biz buraya bir cami yapıyoruz. Bu camiyi vatandaştan topladığımız paralarla yapıyoruz. Yanına bir de o müştemilatın içerisinde bir lojman yapıyoruz. Din görevlisi otursun diyoruz. Din görevlisinden biz kurum olarak, Diyanet Vakfı olarak kira alıyoruz. Kira alınmasını istemiyoruz. Din görevlisi için yapılan, hayırla yapılan cami lojmanından Diyanet Vakfı'nın buna ihtiyacı yok. Kumunu vermiş, toprağını vermiş, taşını vermiş. Din görevlisi kendisi yapmış, bitmiş. Evet, lojman kirası sorunumuz var. Şimdi siz de duymuşsunuzdur. Belki televizyona da zaman zaman intikal eder. Camilerde para toplama mevzusu. Evet. Bu da din görevlilerinin büyük sıkıntılarından bir tanesi. Yani hiçbir kurumda yok. Yardım toplama kanununda din görevlisinin para toplamasıyla ilgili bir mevzuat yok. Yok. Yasa zorunluluk yok yani. Yani bir inisiyatif, para toplanacak, para toplanıyor ve din görevlilerimiz ne yazık ki bu para toplama mevzularından görevlerine son verilen
ve cemaatin karşısına çıkıp aziz cemaat bugün şuraya yardım toplanacak denmesinden artık din görevlileri bıktı. Biz hayır insanlar da bıktı, camiye gelmekten kaçar oldular. Aynen. Yani. Yani hayır yapacak vatandaşlarımızın biz hayrına engel olmak istemiyoruz. Yani ayda 4 cuma her gün toplanacağına ayda 1 cuma toplansın. Herkes gönlünden geçen zaten veriyor. Herkes gönlünden geçeni zaten veriyor. Böyle bir sıkıntımız var. Yine vatandaş kışın camiye gidiyor. İhtiyar amca camiye gidiyor. Bir vakit, iki vakit gidiyor. Şimdi caminin kaloriferi yanmadığı için, ısıtması çalışmadığı için amca orada hasta olup evine dönüyor. Niye? Çünkü cemaat tarafından toplanması gerekiyor bu paraların ki bunların şeyleri ödensin, faturaları ödensin. Dolayısıyla kışın camilerde camiye giden vatandaşlarımız eğer cebinden para verirse ısınıyor. Sıcak yerde namaz kılacak, cebinden para veremezse bu da hem dini değerlerimize hem dini anlayışımıza büyük bir darbe. Hepimizin başını yere eğdirir. Nasıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda okulların ısınması, aydınlanması, kalorifer masrafları, klima masrafları herhangi bir vatandaştan toplanmıyor, devletin bütçesinden ödeniyorsa buralar da kamusal alandır. Vatandaşa hizmetin yapıldığı yerlerdir. Buralarda da bunların karşılanması lazım diyoruz. Yani ibadet özgürlüğü diyoruz. İbadet özgürlüğünün içerisinde her şey var. Evet. Sayın Başkan, şimdi kısacık bir reklam aramız var bu arada sevgili yönetmenim, tamam, ilettiler. Devam edeceğiz. Reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Ayrılmasın seyircilerimiz, dernek ve muhtarlarla ilgili müdahaleden de bahsedeceğim. Evet, dernek ve muhtarlarla ilgili müdahaleden bahsetmek üzere geleceğiz biz birazdan efendim, ama şimdilik kısacık bir reklam aramız var. Ondan hemen sonra burada stüdyoda konuşalım da tekrar buluşalım. Tekrar merhabalar değerli izleyicilerimiz. Stüdyoda konuşalım da TV 42 ekranlarında ve sosyal medya sayfamızda canlı olarak yeniden reklamlardan hemen sonra sizlerle birlikteyiz. Değerli konuğumuzla yine kıymetli konu başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Hemen bir kez daha hatırlayalım, bize yeni katılan izleyicilerimiz olabilir. Değerli konuğum Diyanet Birlik Sen Genel Başkanı Sayın Kenan Akbey Efendi efendim. Nerede kalmıştık diyoruz Sayın Başkan'a ve birlikte devam ediyoruz. Buyursunlar bir kez daha diyorum. Evet Sayın Başkan, dernek başkanlarının ve muhtarların yaşattığı evet, sıkıntılardan bahsederken reklam arasında da canlı olarak orada bir örnek geldi. Maalesef ki yine üzücü bir örnek. Efendim buyursunlar. Evet kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli bizi izleyen Diyanet çalışanları, din görevlilerimizin en büyük sorunlarından, en büyük problemlerinden bir tanesi de ne yazık ki diyorum, muhtar köylerde muhtarlar ve şehir merkezlerinde cami derneklerinde bulunan dernek başkanları ve yöneticilerinden geliyor. Bunlar da din görevlerine ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Şimdi asli görevi toplumu dini konuda aydınlatma görevi olan din görevlerimiz en güzel şekilde görevlerini yapmaya çalışıyorlar. 7-24 saat yüksünmeden, hatta doğumdan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da bu din görevlerimiz toplumu dini konuda aydınlatma görevi çerçevesinde hizmet etmeye çalışıyor. Tabii din görevlisi de devletimizin diğer memurları gibi şerefli bir memurudur. Ve din görevlerinin amiri müftülüklerde müftülerimizdir. Evet. Dolayısıyla bir dernek başkanı din görevlisinin amiri değildir. Hatta hiçbir şey değildir. Gibi de davranamaz. Evet. Muhtar da köyün muhtarıdır. Din görevlisiyle uyum içerisinde
çalışması yeğlenir. Evet. Ama o da din görevlisinin amiri de değildir. Din görevlisi ne dernek başkanından ne de muhtardan izin almak suretiyle görevini yapmaz. Yapmaz. Müftüden izin alır. Amiri odur çünkü. Şimdi tabii bunları söylerken yani biz muhtarların ve dernek başkanlarının yaptığı görevleri de küçümsemiyor. Onlar da şerefli bir görev yapıyorlar. Hayri bir görev yapıyorlar. Muhakkak. Ama kendi konumlarının dışına çıkarak, verilen görevin dışına çıkarak köylerde muhtarlar din görevlilerine, derneklerde, dernek başkanları camilerde din görevlilerine ciddi şekilde müdahale ederek, yaptığı göreve müdahale ederek benden izin alacaksın. Eğer ben söylersem yapacaksın. Eyvah eyvah. Benim dediğimin dışında şununla konuşmayacaksın gibi buna benzer ahlaken de insanen de uygun olmayan tavırlar içerisine giriyorlar. Ve bundan dolayı da din görevlerimizin yaptığı görev bu arkadaşlarımız tarafından, muhtarlar ve dernek başkanları tarafından engelleniyor kimi zaman. Ve sosyal medyaya da yansıyan, mahkemelere de yansıyan istemediğimiz olaylar oluyor. Ne üzücü. Evet. Yani bir din görevlisinin arkasında namaz kılan bir cemaati tarafından, bir dernek başkanı veya dernek görevlisi tarafından tacize uğraması, görevinin engellenmesi kabul edilemez. Bunun kesinlikle kanuni bir statüye konulması lazım. Bunların müdahalesi, görev alanına çekilmesi lazım. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımız görevlisine sahip çıkmalı. Muhakkak. Muhtarlara, dernek başkanlarına din görevlisi ezdirilmemeli. Bunu da buradan ben Diyanet Birlik Sen olarak açık bir şekilde tabii istiyorum. Ve bu konu işte biraz önce size gösterdim. Bir izleyicimiz hemen göndermişti. Sıcağı sıcağına bir dernek başkanının din görevlisine darp ettiği videoyu bana atmış. Henüz daha yargıya intikal etmemiş. Daha yeni taze bir durum. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada din görevlisi kardeşlerim bu noktada hiç taviz vermeyin. Eğer bu şekilde sizi taciz eden dernek başkanı veya muhtar var ise doğrudan savcılıklara, doğrudan Cumhuriyet savcılıklarına, idareye bilgi vererek bunlarla ilgili hukuki yasam işlemi, evet, hukuki işlemi başlatın diyorum. Bizden de sendika olarak her türlü hukuki yardım size sağlanacaktır. Bunun da buradan size sözünü veriyorum. Sözünü veriyoruz. Ki zaten böyle yani bu şu anda konuşurken ar ettim ben. Yani insanın yüzü kızarır değil mi? Şunun yaşanmışlığı insan olarak. Şöyle cennet memlekette Allah'ın her şeyi verdiği yerde, ibadet özgürlüğünün olduğu yerde, dostça, insanca, kardeşçe, birlik ve yanlış da olabilir. Yanlışı düzeltmek de gerekebilir. Tabii ki. Ama bunun bir yolu yöntemi vardır. Bu net bir din görevlisine yapılmalı, ne sokaktaki herhangi birine yapılmalı. Hiç kimseye yapılmamalı. Nerede dediğiniz gibi hep birlikte aynı alanda yaşadığınız, sizin için kendinden feragat ederek, kendi yaşam şeklinden feragat ederek bir şeyler yapmaya çalışan bir insana bunu yapmak ya insanca değil de işte bazen insan insanlığını kaybedebiliyor. Allah affetsin. Amin. Allah hepimizi iyilerden etsin. Yanlış da olanları da iyiliğe yönelsin. Ne diyelim Sayın Allah Başkan? Razı olsun. Şurada duadan başka bir şey gelmedi şu anda. Çok güzel dua ettin. Allah kamera Allah arkasında da yasal ve hukuki olarak gereğini yapacaksınız. Tabii ki. Tabii bizimki ki duayla tabii şu anda. Evet Sayın Başkan, sıkıntılar belirlediğimiz hemen böyle sürenin yettiği kadar belli başlı sıkıntılardan bahsedebildik ancak ama bunun çok daha fazlası vardır. Çünkü önümüzde kocaman bir dosya var. Burada olmayan veriler ve bilgiler var. Siz bunların ışığında zaten tabii bu alanda sıkıntıları giderme alanında çalışmaları sürdürüyorsunuz. Ve gelecekte olacak sıkıntıları bile engellemek adına da bir takım projeler yapıyorsunuz. Bu konu başlığını tamamladıysak eğer eksik bir şey kalmasın. Yok. Ben diğer konu başlığımıza tabii ki, müsaadenizle geçmek tabii istiyorum. Tabii buyurun. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan personelinin bir kısmı 3600 ek göstergeden faydalanırken bir kısmı da faydalanamadı. Maalesef yine bir eşitsizlik, haksızlık, bir haksızlık söz konusu. Son durum nedir efendim?
Evet, tabii buradan kanal... Gülümseyerek sunuyorum ama aslında evet. İnsanın canı sıkılıyor. Yani tebessüm etmesem de olmuyor yani. Gülümseyerek sunalım çünkü Kanal 42 aracılığıyla belki sesimizi işitirler. Belki yani. Şimdi bunu söylerken bir taraftan da umut ediyorum. Acaba bir düzelme, bir iyilik var mı? Sizden gelecek cevaba tebessüm ediyorum. Buyurun. Evet. Şimdi tabii Türkiye'de bazı düzenlemeler yapılırken ne yazık ki eksik yapılıyor. İnsanların bir kısmı bu düzenlemenin içerisinde bir hak elde ederken aynı kurumda çalışan personelin bir kısmı da bunun dışında bırakılıyor. Evet. Biliyorsunuz bundan işte 4-5 yıl önce Cumhurbaşkanımızın bir seçim öncesi vatandaşa müjde diye verdiği 4 kurum personeliyle ilgili 3600 ek gösterge müjdesi vardı. Evet. Aradan tabii geçen 4 yıldan sonra yine bir seçim önünde bu 3600 ek göstergeyi 4 kurumun personelinin şartlarını tutan bir kısmına verdiler. Şartları tuttuğu halde bir kısmına vermediler. Verdi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da 3600 ek gösterge verilen yani din hizmeti sunan, din hizmeti kadrolarında çalışan yani cami görevlileri, işte Kur'an kursu öğreticileri buna dahil. Ama Kur'an kursu öğreticiliği yapmış, daha önceden işte imamlık yapmış, müezzinlik yapmış. Benim gibi sonradan bu tecrübesini Diyanet İşleri Başkanlığı'na şef olarak taşımış, memur olarak taşımış. Bizim gibi genel idare sınıfında çalışan insanlara vermediler. Şimdi burada kurum için bir haksızlık söz konusu. Evet. Dolayısıyla şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda işte 5000-6000 civarında genel idare sınıfında çalışan kurumun yükünü omuzlarında taşıyan müftülüklerdeki işte uzmanlarımız, APK uzmanlarımız, şeflerimiz, veri hazırlamalarımız, memurlarımız, musahihlerimiz ve şu anda aklıma gelmeyen diğer görevde olan arkadaşlarımız ne yazık ki bu kapsamın dışında tutuldular ve 3600 ek göstergeden faydalanamadılar. Mahrum edildiler. Evet. Şimdi bunun mücadelesi tabii veriliyor. Bunun yanında bu mücadele verilirken Cumhurbaşkanımız bu en son seçimde bir söz daha söyledi. Dedi ki sadece Diyanet İşleri Başkanlığı için değil. Bütün devlet memurlarından birinci dereceye gelmiş olanlara 3600 ek göstergeyi vereceğiz dedi. Evet. Hangi kamera görüyor beni? Siz hemen buradasınız efendim. Evet. 3600 ek gösterge verileceğini müjdeleyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çalışma Bakanımız olmak üzere ve bu konuyla ilgili milletvekillerine verdikleri sözü bir an önce yerine getirmelerini ben buradan Diyanet Birliksen olarak istiyorum. Bir an önce bu söz yerine gelmeli. Cumhurbaşkanımızın sözü ayaklar altına düşürülmemeli. Bunu buradan bir sendika başkanı olarak buradan talep ediyorum. Bir mağduriyettir çünkü alınan emekli maaşı yani 3600 ek göstergede iken emekli olduğunuzda aldığınız emekli maaşınız, emekli ikramiyeniz ve 3600'ü alamadığınız takdirde emekli maaşınız ve emekli ikramiyenizin arasında uçurum var. Oo, evet. Dolayısıyla şimdi kabul etsek bile gelecekte yaşanacak çok büyük bir haksızlık tabii, var. Dolayısıyla özelde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan aynı kurumda çalışan personelin arasındaki bu ayrımcılığın ortadan kaldırılarak birinci dereceye gelmiş bütün Diyanet çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi, genel olarak ifade edeceksek bütün kurumlarda birinci dereceye gelmiş devlet memurlarına da 3600 ek göstergenin verilmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Zaten verilmiş bir söz var. Biz aslında sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Bu ekstra bir talep değil. Değil. Bu kadar sözün basit. Yerine getirilmesini istiyoruz. Tebessüm ettiğimiz kadar var mı var, o zaman evet. Efendim? Evet. Şimdi diğer konu başlığıyla devam etmek istiyorum müsaadenizle. Tabii başkan. Müsaade sizin. Buyurun. Evet şimdi 3600 ek göstergeden ayrı başka bir sıkıntımız daha var. Vekil İmam Hatiplerin ve Fahri Kur'an Kursu
öğreticilerin çalışma şartları ile ilgili sıkıntılarımız var. Kamera arkasında, reklam arasında da konuştuk bunu. Bu personelin özlük ve mali haklarının düzeltilmesi gerekiyor. Bununla ilgili neler yapılıyor, neler yapılabilmeli? Evet. Şimdi tabii bu vekil imam hatipler ve fahri Kur'an kursu öğreticileri de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanayan yaralarından bir tanesi. Çok uzun zamandır evet. Ve çok kolayken çözülmeyen şimdi, bir soru. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli istihdam şekilleri var. Yani kadrolu görevliler var, sözleşmeli görevliler var. Yeni işte destek personeli aldık, onlar da sözleşmeli. Güvenlik personeli aldık ve bütün bunlarla birlikte herhangi bir kanuni statüsü net olarak çizilmemiş ama Diyanet tarafından görev verilen vekil imam hatipler ve fahri Kur'an kurs öğreticileri var. Önce vekil imam hatiplerle ilgili durumu izah etmek isterim. Buyurun. Vekil imamlarımız yurt dışına giden, yurt dışına bir sınavla giden, 4 yıllığına 5 yıllığına giden görevlilerimizin yerine şehir merkezlerinde, belki örnek veriyorum, Konya'nın en büyük camisinde yurt dışına giden bir din görevlisinin yerine vekil görevli atanabiliyor. Evet. Yani o şartları taşıyor. Asilde aranan şartları bu arkadaşlarımız taşıyor. Şimdi bu arkadaşlarımız asilin almış olduğu maaşın 1/3'ünü alabiliyorlar. Son zamanlarda bir kök maaş falan diye bir ifade var ya. O kök maaşın 1/3'ünü alabiliyorlar. Dolayısıyla şu anda bir vekil imam hatip bin aldığı maaş 11 bin, 12 bin, 13 bin civarında. Dolayısıyla aile geçindirecek, ev kirası verecek veya işte eğer öğrenciyse bir üniversitede de evet, okuyanlarımız olabilir, varsa yani bunların acil olarak şu anda mali haklarının düzeltilmesi. Yerine getirilen görev aynı. Yerine getiren insan statüsü aynı. Ücretlendirme farklı. Ücretlendirme farklı. Bu zaten hiç şık gözükmüyor açıkçası. Evet. Dolayısıyla bu vekil imam hatiplerimizin şu anda tabii çalışması da buradan söylemiş olalım. Devam ediyor. Bu mali konuların düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede de bir haksızlık yapıldı. Şehir merkezlerindekilere farklı bir ücret, köylerde görev yapanlara farklı bir ücret düzenlendi. Şimdi ikisinin eşitlenmesi, yani yüksek olanda eşitlenmesi için yeni bir Cumhurbaşkanlığında düzenleme var. İnşallah kısa zamanda bu da düzelir diye ümit ediyoruz. Evet. Bunu da buradan söylemiş olalım. Çalışmalar var. Takip ediyorsunuz. Varsa ilaveler ya da bununla ilgili teyitler, onların da gereğinin yapılması için evet, iletilerinize devam ediyorsunuz. Evet. İkinci olarak bu fahri Kur'an kursu öğreticilerinden tabii bahsetmek istiyorum. Onlar da beni şu anda izliyorlar zaten. Yani merakla izliyorlar. Acaba Kenan Başkanımız ne diyecek? Evet, diyorlar. Buyurun. Çünkü gerçekten bunlar da ciddi şekilde mağdur edilen bir kesim. Bunlar da her yıl 2 defa sınava giriyorlar. Bunların çoğu 2 yıllık ilahiyat mezunu. Artı hafızlığı var. Kimisi ilahiyat mezunu, artı hafızlığı var. Evet. Şimdi Diyanet'te şu anda akademiye de geçtikten sonra kadın çalışan istihdamında biraz azalma olduğu için Kur'an kurs öğreticiliği alımındaki sayılar aşağıya düştü. Burada bir yığılma var. Evet. Bu fahri Kur'an kursu öğreticilerinden 10 yıldır fahri görev yapan arkadaşlarımız var. Oo. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tabii zaman zaman 2012 yılında bunlar kadroya geçirilmiş. Geçirildi, hatırlıyorum. Fahri Kur'an kursu öğreticileri geçirildi. Ve bu önümüzdeki 2 seçim öncesinde fahri Kur'an kursu öğreticilerinin dışında aynı statüde çalışan diğer kurumlardaki taşeronlar dahil kadroya geçirildi. Kadroya geçirildi. Biz demiyoruz ki bu arkadaşlarımız bir tarafta akademiye hazırlanan sınavlarla oradan 8 ay görev yaptıktan sonra bir sistem dahilinde atananlar gibi bunlar aynı eşit şartta olmasın.
Ama bunlarla ilgili de Diyanet'in bir düzenleme yapması lazım. Şimdi bunlar 10 yıldır bir ümit içerisindeler. Siyasetin kapısını aşındırıyorlar. Diyanet'in kapısını aşındırıyorlar. Biz 10 yıldır hem yazın hem kışın sınavlara giriyoruz. Görev yapıyoruz. Evet. Biz niye hala dışarıdayız? Niye görev? Çünkü kimisi aile olmuş, çocuk sahibi olmuş. Tabii. Yani şimdi sınavlara tabii belli sayıda kontenjan verildiği için çoğu bu arkadaşlarımızın yaşı da geçtiği için o sınavlarda başarılı olamıyorlar. Olamaz. Doğru. Dolayısıyla diyorlar ki hem siyasete hem Diyanet'e bize son kez en azından bu bizim tecrübemizi Diyanet'in emeğimizi ya Kur'an kurs öğreticiliği alanlarında veyahut da işte yeni bir manevi danışmanlık noktasında Diyanet'in böyle bir çalışması var. Bu alanlarda bize de bir istihdam sağlayın. Biz de aile geçindiriyoruz. Biz de bu kuruma hizmet ettik. Bunların aldığı maaş yani 3 ay 5 ay öncesine kadar 7 bin lira 8 bin liraydı Sebil Hanım. Yani yol parası. Şimdi Kur'an öğretimi sağlayan ve çoluğumuzu çocuğumuzu emanet ettiğimiz, dinimizi öğretsin dediğimiz Kur'an öğreticisi ya Kur'an muallimesi sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Öğretenlerimize bu muameleyi yapmamamız lazım. Kesinlikle. Onun için bu kardeşlerimizin de mağduriyetinin giderilmesi, belki kadro noktasında net bir şey söylemiyorum ama özlük ve mali haklarının düzeltilmesiyle ilgili en az asgari ücret seviyesinde bunlara bir ücret ödenmesi, sosyal hayatının düzenlenmesi, eksik yatan sigortalarının mutlaka yatırılması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yapılmadığı takdirde üzerinde vebaldir. Kesinlikle öyle. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bir kez daha iletelim. Hep iletiyorsunuz. Bir kez daha iletiyoruz. Bir kez daha iletiyoruz. Bu arkadaşlarımızın sesine Diyanet kulak versin. Eğer kadro vermeyecekse de net bir şekilde kimse bizden fahri görev karşılığında kadroya alınma gibi bir beklenti içerisine girmesin. Biz böyle bir alım yapmayacağız. Buna göre gelin burada görev yapın desin veya demesin. Niye benim Kur'an kursu öğreticim siyasetçinin ayağına gitsin? Tabii. Niye onun kapısını aşındırsın? Maalesef. Niye ona boynunu büksün? Niye meclislerde bana kadro diye yalvarsın? Onun için başkanlık yetkililerimizin bu konuya acil olarak bir çözüm bulmasını buradan istirham ediyoruz. Net ya da netleştirmelerini rica ediyoruz. Tabii netleştirmeleri lazım. Evet. Şimdi aslında bahsettik ama diğer bir konu başlığımız var Sayın Başkan. Nedir? Okullarımızın tatil edilmesiyle birlikte Kur'an kursları da açılacak. Evet. Kur'an kursu öğreticilerimizin çalışma hayatıyla ilgili sıkıntıları var. Genel sıkıntılardan bahsettik. Evet. Bunlar nelerdir efendim? Evet, şimdi tabii Kur'an kursu öğreticilerimiz şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın süsü diyelim. Evet. Yani diğer kurumlarda olduğu gibi artık Diyanet'in işlerine de bir hanım eli değdi. Değdi, evet. Çocuklarımızı bunlar yetiştiriyorlar. Toplumu dini konuda aydınlatma görevi çerçevesinde gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Kimisi ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarında büyük hanımlara Kur'an'ı öğretiyorlar, var, dinimizi tabii. öğretiyorlar. Kimisi evinde sahip çıkamadığı çocuğunu getiriyor, Kur'an kursu hocasına teslim ediyor. Düşünün 10 tane, 12 tane, 15 tane çocuğu size teslim ediyor. 4-6 yaş. Bu çocuğu terbiye edeceksiniz. Bu çocuğa Kur'an'ı öğreteceksiniz. Dini bilgileri öğreteceksiniz. Ve bunları öğretirken size idarenizden herhangi bir destek gelmeyecek. Kur'an kursunu siz teftiş edeceksiniz. Öğrenciyi siz bulacaksınız. Elektriğini, suyunu, parasını siz yatırmak için siz isteyeceksiniz. Bu şartlarda Kur'an kursu öğreticilerimiz ne yazık ki görev yapıyor. Şimdi ortaya bir görev, hizmet çıkıyor ama bu hizmetin arka planını ne yazık ki biz göremiyoruz. Evet. Bu kardeşlerimiz bu kadar eksiğe şu anda ben şaşırdım. Yani bu sıkıntıları size konu başlığı olarak soru olarak sordum da bu kadarını ben bile beklemiyordum. Evet. Bu kardeşlerimiz
Kur'an kursu öğreticilerinden tabii bahsediyorum. Evet, yaz özellikle. Yine söylüyorum, kesinlikle dernek başkanlarının ve müftülüklerde çalışan genel idare sınıfındaki arkadaşlarımızın eline bırakılmamalı. Nasıl camilerde genel bütçeden ödensin dediğimiz o giderlerin bu Kur'an kurslarında da aynı şekilde ödenmesini, eğer böyle olursa o zaman daha verimli bir hizmet çıkar, moral motivasyonu daha yüksek olur ve Kur'an kursu öğreticisi ben yarın ne yapacağım, ben nasıl bir hizmet edeceğim noktasında herhangi bir şey düşünmeden orada çocuklarımızı eğitir. Sadece eğitimi düşünür, başka güzel, bir şey düşünmez. Güzel hizmet verir. Şimdi Sebile Hanım, Kur'an kursları Türkiye'de Kur'an öğrenimini sürdüren en önemli kurumların başında geliyor. Bu kurumların amacı başkanlığımız bünyesinde istihdam edilen Kur'an öğreticilerimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamını öğretmek, hafızlık yapmak ve din eğitimi almak isteyen vatandaşlarımıza ve 4-6 yaş kategorisinde bulunan çocuklarımıza din eğitimi vermesini sağlıyor. Çok önemli bir görev yapıyor. Yani bu kurumlar kutsal kitabımızın öğrenilmesi, ezberlenmesi gibi önemli bir görevi de yerine getiriyor. Onun için Kur'an kursları da normal Milli Eğitim Bakanlığı'nda eğitim öğretim gören okullardaki okullar gibi bir eğitim müessesesi. Evet. Burada da bir eğitim veriliyor. Ve Milli Eğitim müfredatına göre veriliyor. Milli Eğitim'in müfredatını örnek alarak Diyanet İşleri Başkanlığı işte çalışma metotlarını hazırlıyor. Uygulama talimatlarını arkadaşlarımıza gönderiyor. Temel din eğitimi. Temel din eğitimi. Evet. Gel gelelim. Personelin istihdamı noktasında Kur'an kurs öğreticileri aynı okuldan mezun olmalarına rağmen aynı ilahiyat fakültesini bitiriyorlar. Evet. Aynı sınıfta iki tane ilahiyatı bitiren insan, evet, aynı formasyonu almış, aynı eğitimi almış. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik kategorisini tercih ediyor, orada öğretmen statüsü kazanıyor. Evet. Birisi de diyor ki ben de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmeti alanında Kur'an kurslarındaki öğrencilere öğretmenlik yapayım diyor. Evet. Ama birisinin adı öğretmen, birisinin adı ne yazık ki öğretici. Öğretici, evet. Şimdi öğretmenlere tanınan haklar şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde devlet kurumları da dahil olmak üzere bir önceliği var öğretmenlerin. Olsun. Canı gönülden destekliyoruz. Hava yollarında olsun, trende olsun, başka kurumlarda olsun. Yani faydalarına olsun. Ama biz de burada bir eğitim müessesesinde hizmet veriyoruz. Öğretici statümüz bir normal memurun yaptığı işin dışına, planlamanın dışına, takvimin dışına çıkamıyoruz. Ve hem maddi noktada hem de manevi noktada öğretmenlerden geriyiz. Geriyiz. Bunun için bundan yaklaşık 12 yıl önce Sebile Hanım, bu konuyla ilgili bir siyasimiz hala şu anda yine siyaset yapıyor. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Evet. Bir gün televizyona çıkıyor. 12 sene önce. Bir gün televizyona çıkıyor. Müjde. Kur'an kursu öğreticilerine müjde. Ne müjdesi verecek? Kur'an kursu öğreticilerini öğretmen yapıyoruz. Adalet Bakanı. Denildi. 12 yıl önce verilen söz hala askıda, hala nerede olduğu belli değil. İvedilikle istiyoruz ki efendim verilen söz bir kez daha, verilen söz alındı, biz baş tacı ettik, bekledik, 12 yıl geçti, yerine getir. Lütfen yerine getirilsin. Lütfen yerine getirilsin. Bu kadar basit. Ya yapmayacağınız işlerin sözünü vermeyin veyahut da sözünü verdiğiniz Kur'an kurs öğreticilerin öğretmen olma statüsünü bir an önce meclisten düzenlemesini yaparak Diyanet'te çalışan Kur'an kurs öğreticilerine, şartlarını tutan öğreticilerimize öğretmenlik statüsünü lütfen
verin diyoruz. Diyoruz. Şimdi benim burada 3 tane değerli sorum var. Birbirinden geriye bırakmak istemediğim ama orada da görünen sadece 4 ve 5 dakikam var Sayın Başkan. Öyle mi? Maalesef öyle. Ne tez geçti zaman. Öyle. Şimdi konu kıymetli, konu başlıkları kıymetli. Haklı olarak hatta ben susuyorum ki ne kadar sizden çok bir şey alabilirsem diye yorum bile katmadan devam ettiriyorum farkındaysanız programı. Şimdi buradan hangi konu başlığıyla tamamlasam diye düşünüyorum. Bu dedim ya hiçbirine kıyım. Hemen şunu sorayım hiç beklemeden o zaman. Din görevlilerini çok yakından ilgilendiren mesleki bilgiler seviye tespit sınavı ile ilgili şikayetlerimiz var. Bunları biz de duyuyoruz. Diyanet Birlik sen bu konudan ne düşünüyor deyip ben 10. konu başlığımla da kapatmak çok, isterim efendim. Çok çok hızlı o zaman geçerek. Evet. Tabii MBSTS seviye mesleki bilgiler seviye tespit sınavları Diyanet İşleri Başkanlığı organizesinde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından her yıl gerçekleştiriliyor. Evet. Onların belirlediği takvim çerçevesinde. Şimdi eğer bir din görevlisi bir köyün, bir ilçenin A köyünden B köyüne geçmek isterse veya bir yerden başka bir ile geçmek isterse, eğer yurt dışı sınavlarıyla ilgili hacca gitmek isterse veya yurt dışı Avrupa gibi yerlere uzun süreli gitmek isterse, bu mesleki bilgiler seviye tespit sınavına girmesi gerekiyor. Evet. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Girsin, sınava girsin. Sınava girsin, yani sınava girsin de, şimdi bu din görevlisi, sınava giren din görevlileri, yani en az 10 yıllık, 20 yıllık mihrapta olan insanlar. Zaten bu işin pratiğini yapmış insanlar. İlahiyat mezunu, İmam Hatip mezunu, yüksekokul mezunu. Şimdi sınavı yapıyoruz. Bir kere sınavın yapılma şekline zaten karşıyız da. Niye? Siz ilahiyat mezunusunuz. Evet. Ben 2 yıllık ön lisans mezunuyum. Evet. Diğer arkadaşım da lise mezunu. Diğer bir arkadaşım da farklı bir ön lisans mezunu. Aynı kategoride bir sınava giriyoruz. Bir kere burada adil bir değerlendirme yok. Yok. Şimdi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesine aykırı olarak kamu personelinin yer değişikliği için aranan şartlarda bulunmayan, hiçbir kamu kurumunda uygulaması olmayan, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanan, kendi altyapımız olmasına rağmen, bizim 20 tane, 21 tane ihtisas merkezimiz var, evet, eğitim merkezimiz var. Ama biz bunu para karşılığında ÖSYM'ye yaptırıyoruz. Ve rekor seviyedeki rakamlara yaptırıyoruz. Dolayısıyla maddi manevi olarak Diyanet çalışanları için eziyete dönüşen MBSTS mesleki bilgiler seviye tespit sınavının Diyanet Birliksen olarak kaldırılmasını, nakil için Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir öğretmen nasıl ki bir ilçeden bir ilçeye hangi kıstaslarda gidiyorsa Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da o kıstaslara göre gitmesini istiyoruz. Tamam, yurt dışı ile ilgili eğer bir sınav yapılması gerekiyorsa o sınava girsin. Ama nakillerle ilgili kesinlikle din görevlisinin seviyesini tespit edecek bir sınav olmadığını ve burada da haksızlıklar yapıldığını düşünüyor ve bu sınavın bir an önce kaldırılmasını talep ediyoruz. Evet. Bu konu başlığını da aldık en güzel şekilde, kıymetli bilgilerle değerlendirip bize aktardınız. Başkanım, hac sezonunu atlayalım istiyorum çünkü son 2 dakika aslında geçtim ama şu soruyu önemli bulduğum için, daha hassas bulduğum için, biliyorum burada sorun çok fazla, hac sezonunda görevleri var, oradaki yaşadıkları sıkıntılar çok fazla ama şu da çok hassas, bununla tamamlayalım istiyorum. Çokça yer alan bir konu, basında da hepimizin gündeminde olan
Bir konu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katılım bankalarıyla yapmış olduğu maaş promosyon anlaşmalarıyla ilgili. Diyanet Birlik senin düşüncesi nedir? Bununla ilgili bir çalışma var mıdır deyip yavaş yavaş programı tamamlamak istiyorum. Şimdi iki dakikalık süreme bir en azından 2-3 dakika daha bir katkı sağlanmasını istiyorum. Şimdi şube müdürü ve murakip arkadaşlarımıza bu haç görevlendirmeleriyle ilgili buraya gelmeden önce de istişaresini yaptık. Tabii başkanlık şu anda haç farizasını yerine getiren vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere Diyanet personelinden, din görevlisinden veya müftülüklerden personelimizi görevlendiriyor. Ve Türkiye'de bu noktada görevlendirilen personel açısından Suudi Arabistan'da çoğu zaman birincilik alıyor, ödül alıyor. Buna eyvallah. Tabii bu görevlendirmelerin hakkaniyet çerçevesinde yapılmasını ve Diyanet Birliksen olarak bütün Diyanet'te çalışan din görevlilerimizin herhangi bir sınava tabi tutulmadan bir seferliğine kıdem esasına göre hacca ve umreye gitmesini, yani ben Diyanet'te çalışacağım, 35 sene çalışacağım ama bir defa olsun hacca umreye gitmeden emekli olacağım, bunu kabul etmiyoruz. Kıdem esasına göre din görevlilerimizin, Diyanet çalışanlarımızın hacca umreye gitmesini bir seferliğine bile olsa istiyoruz. Bunun yanında son talimatta şube müdürleri ve murakıplarımızın daha önceden kafile başkanı olarak hacca ve umreye gitmesi sağlanırken son hac talimatında bu arkadaşlarımıza görev yaptıkları süre içerisinde her türlü görev verilirken kafile başkanlığı görevinden muaf tutulmasını anlamakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla bunun önümüzdeki hac sezonunda düzeltilmesini, bu arkadaşlarımıza da görev verilmesini istiyoruz. Bir konu daha var bu konuyla ilgili. Hac ve umrede görev yapacak personelin harcırahlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmasını ve harcırahlarının harcırah kanununa göre gerçekleşmesini de buradan talep ediyoruz. Buradan promosyonlara geçiyorum. Geçelim hemen efendim. Çok hızlıca rica edeceğim. Evet, çünkü süremiz dar. Promosyonlar da son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sosyal medyada ve ulusal basında ciddi şekilde eleştiren, tartışmalara neden olan konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı 140 bin personeli adına katılım bankalarıyla maaş anlaşmalarını içeren promosyon protokolleri imzaladı. Tabii buna bütün sendikalar karşı çıktılar. Çünkü yapılan işlem mevzuata uygun değildi. Sadece katılım bankalarını bu ihaleye duyuruda çağırdılar. Normal devlet bankalarını ve diğer bankaları çağırmadılar. Ve bunun üzerine sendikalar mahkemeye gitti, Danıştay'a gitti. Mahkemede kazanıldı. Ama mahkeme kazanılmasına rağmen hukuki sürece müdahil olunarak istinafta ne yazık ki katılım bankalarıyla devam edilmesi şeklinde bir karar çıktı. Katılım bankasıyla eğer devam edilecekse Diyanet İşleri Başkanlığımızdan şunu istiyoruz. Diğer bankaların verdiği promosyon ücretleriyle ilgili meblağ neyse katılım bankaları da versin, katılım bankalarıyla çalışalım. Devam edelim, bu kadar basit. Katılım bankaları şu anda en son yapılan anlaşmada 10 bin lira civarında bir arkadaşlarımıza yapılan anlaşma gereğince bir ödeme yapıyor. Ve bunu da işte kredi kartı alma şartı, şu şartı, bu şartı. Şimdi altyapısı yok bunun Sebile Hanım. Altyapıları yok. Teknik noktadan ciddi sıkıntıları var. Para çekme dahil bir sürü sıkıntısı var. Çoğu ilçede de para çekme makinesi yok. Bankası da yok. Evet. Dolayısıyla Diyanet görevlileri ne yazık ki bu konuda mağdur ediliyor. Biz eğer bu şartlarda hala katılım bankalarıyla devam edilecek noktasında Diyanet'in ısrarı var ise diğer devlet bankalarının ve özel bankalarının yaptığı anlaşmalar kadar bir promosyon ücretinin personele verilmesini istiyoruz. Yapılan anlaşmalarda yeni güncellemelere gitmesini istiyoruz. Dolayısıyla personelin mağduriyeti giderilmeli
helal haram noktasında herkes din görevlisi, Diyanet çalışanı neyin ne olduğunu biliyor. Bu noktada katılım bankaları helaldir, haramdır noktasına kimse girmesin. Bunun için biz Diyanet Birlik Sen olarak çalışanların lehine olabilecek bir düzenlemenin yapılmasını Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ısrarlı bir şekilde istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başta size, sizin nezdinizde tüm çalışanlara, sendika üyelerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok hızlı kapatacağım affınıza sığınarak. Bir cümle daha kullansam. Buyurun lütfen. Yani o meslek grubu unutulmasın. Buyurun. Şimdi Diyanet'e son zamanlarda destek personeli alındı. Evet. Koruma güvenlik personeli alındı. Şimdi yaklaşık 4500 veya 5000 civarında böyle bir personel çalıştırıyoruz. Ama bunların şu anda ne bir yönetmeliği var, ne bir çalışma talimatında bunların görevleriyle ilgili bir açıklama var. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu arkadaşlarımızın çalışma hayatıyla ilgili düzenlemenin bir an önce yapılmasını ve izin haklarının ve diğer haklarının nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi verilmesini yine Diyanet yönetiminden bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiği kadar hak hukuk nedir, ne değildir, olması gereken ve olması gerekmeyenleri konuşmaya çalıştık. Yeten süreyi aşaraktan efendim. Dediğim gibi sizin nezdinizde emeği geçen herkese yeryüzünde yaşayan tüm insanlık adına teşekkür ederim. Ülkem adına teşekkür ederim. Tüm teşkilata ve birliğimize efendim Diyanet Birlik Sen'e. Benim de bir teşekkür etme hakkım var mı? Tabii ki ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler efendim. Buyursunlar. Ben de bu imkanı bana tanıdığınız için Diyanet çalışanlarının sorunlarını, çözüm bekleyen sıkıntılarını kamuoyuna duyurma noktasında bize aracılık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve önümüz Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nın milletimiz için, teşkilatımız için sağlık, afiyet içerisinde, güzellikler içerisinde, huzur içerisinde geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin durumlarına İslam aleminin duyarlı olmasını bekliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Efendim Kuaförüm Viva'ya da teşekkür etmeden geçmek istemiyorum. Hoşça kalın, hoşgörüyle kalın.